Merhaba. Borsada Birinci YouTube kanalıma hoş geldiniz. 15 Mart 2020 Pazar. Her zamanki gibi genel senetlerimizi değerlendirmek için sizlerle birlikteyim. İlk olarak Garanti Bankası'ndan başlayalım. Normal şartlarda Garanti Bankası için en önemli destek bölgemizin 8.75 olduğunu belirtmiştik ve o bölgenin altına düşüş artık yapmaması gerekiyor. Çünkü o bölgenin altında derinleşerek 8.25 bölgesine kadar düşme ihtimali ve şu bölgede çift dip yapma ihtimali olabilir diye söylemiştik. Tabii normal olarak onlu bölgenin üzerine çıkış yapıp kapanışlar yapması gerekiyordu. Onu yapamadı. 10.66'dan dönüş yaparak geri geldi 8.70 bölgesinde. Her ne kadar Perşembe günü için bu 8.79 altında kapanış yapsa da Cuma günkü gelen tepkiye istinaden tekrar o bölgenin üzerinde kapanış yaparak burada çift dip ihtimalini bir nebze çift dip oldu diyebiliriz. Her ne kadar altta oluşsa da değer. Ama şimdi buradan sonra endekste olduğu gibi onun da aşağıya geri gelmemesi gerekiyor ve şurada oluşturulan direnç bölgesi olan onlu fiyatların üzerinde kapanış yapması gerekiyor. Özellikle de şuradan gelen, yukarıdan gelen bu trendin, yani bu kanal trendinin artık kırılıp üzerinde devamlı surette kalması gerekiyor. Yani bu üçgeni kırıp üzerinde kalabilirse yukarıya gitme ihtimali daha çok olur. Ama buradan geri yaslanırsa bu çift dip bozulduğu için şu kanal devam eder. Yani Garanti Bankası'nda da şu şekilde bir düşüş kanalı var. Her ne kadar şu sarkma olsa da Garanti Bankası'nda, yani yukarıya gidiş yapıp bu bölgede 9.75'i geçip üzerinde kalamadığı sürece geri gelirse 7'li fiyatlara kadar dahi düşme ihtimali göz önünde bulundurmalı. Fakat bu 9.75'in üzerine çıkış yapıp o bölgenin üzerinde kapanışlar yaparsa Garanti Bankası'nda artık yukarıya gidiş için bu bölgenin destek olarak çalışma ihtimali yüksek konuma geçer. Ama tekrar geriye düşüş olmamak kaydıyla. Aselsan'da normal şartlarda endekse çok ayak uydurmasa da yani bu haftaki düşüşle beraber o da en önemli destek noktası olan 24'lü 25'li fiyatlara gelmiş oldu. Tabii o bölgede tutundu. O bölgenin altında daha fazla kapanışlar yapmazsa endeksle beraber toparlanma gelirse Aselsan'da da bir toparlanma gelip tekrar bu kanalın içine gireceği için normal şartlarda şu anda kanalın altında üçüncü kapanışını yapmış oldu. Tekrar bu kanalın içine girip devam ederse tekrar 32'li fiyatlar söz konusu olabilir ama o da şuradan oluşturulan şu direnci kırması gerekiyor. Yani bu bölgeye Aselsan'da 28'li kapanışlar, yani 28'li bir kapanış gelirse tekrar bu kanalın içine girmiş olacak. Şayet onu yapamazsa, devam ederse düşüşü Aselsan'ın da tekrar şurada görmüş olduğunuz gibi bu düşüş kanalını devam ettirirse 15'li fiyatlara dahi gelmesi söz konusu olabilir Aselsan'ın da tekrar. Normal şartlarda 28 veya 28 üstü kapanışlarda bu bölgeden uzaklaşmış olur Aselsan'ın. Tabii 15'li fiyatlara düşüş yapması için en önemli destek bölgesi olan 22.50'ni kırması gerekiyor. 22.50 kırılmadığı sürece tabii ki 15'li fiyatlar söz konusu değil ama 22.50 kırılırsa ve oranın altında bir kapanış gerçekleşirse ondan sonra bana göre 15'li fiyatlara düşme ihtimalini çoğaltabilir Aselsan. Diğer senedimiz Türk Hava Yolları. Tabii bu süreçte en fazla etkilenen ve düşüş konumuna geçen Türk Hava Yolları oldu. Normal şartlarda şu bölgedeki desteği
test etme ihtimali her zaman göz önünde bulundurması gerekir diye tabii ki YouTube yayınlarında olmasa bile Periscope ve Facebook yayınlarımda bunlar mevcut. Ve gördüğünüz gibi o bölgeye yaklaşsa da Cuma günkü gelen tepkiyle beraber biraz olsun o bölgeden uzak durmuş oldu. Yani halen daha bu kanalın alt bölgesi olan şuradaki 7.35 bölgesi en önemli destek konumunda bana göre. Tabii bu kanal çalıştığı için bu kanalında normal şartlarda üst bölgesi direnç konumunda olacak Türk Hava Yolları'nda. Yani 11.15. 11.15'i yukarı kıramadığı sürece Türk Hava Yolları daha yukarıya gitme ihtimalini bana göre sürdüremeyebilir. Tekrar o bölgeden dönüş yapıp bu 735 kanalını test edebilir. 11.15'li fiyatların üzerinde kapanışlar gerçekleşirse o zaman Türk Hava Yolları'ndaki durum değişebilir. Yeniden değerlendirmek. Diğer senedimiz Kardemir'de. Evet, Kardemir'de de aynı şekilde alt bölgedeki destek noktasına çok yaklaştı 1.85'e. Ama o da Cuma günkü endeksin vermiş olduğu tepkiyle beraber o da bir tepki vermiş oldu. Tabii Kardemir D için en önemli destek 1.85 bölgesi. 1.85 bölgesinin altında kapanışlar olmadığı sürece daha aşağılar söz konusu değil. Fakat Kardemir D'de de yeniden tabii ki şu bölgedeki üst bölge direnç konumunda çalışacak. 2.25 bölgesi. Yani 2.25'in üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece Kardemir'de daha yukarıya gitme ihtimali biraz zor. Ama 2.25'ten sonra da tabii ki en önemli direnç bölgesi olan 2.50 bölgesi olacak. 2.50'ye geçebilirse şu üst bölgenin üçgenin içerisine girmiş olacak. Bu bölgeye giremediği sürece de daha yukarılara gitme şansı Kardemir'de için şu anda yok. Diğer senedimiz tabii ki Petkim. Petkim'e de bir değinelim. De Kardemir D gibi bu düşüşten Türk Hava Yolları ve Kardemir D gibi bu düşüşten en fazla etkilenen senet konumunda. Normal şartlarda şu bölüm kırıldığı için Petkim'de o derin düşüş gelmiş oldu. O yüzden de buradaki bu artık 3.56 bölgesi önemli bir direnç konumunda olacak. Ve o bölgenin yukarısına çıkış yapamadığı sürece de daha yukarılara gitme şansı olmayacak. Petkim'de görüldüğü gibi şu kanal çalışmış oldu. Yani bu kanalda da şu an için bakın şu bölgedeki şu kanal çalışmış oldu. Yani 2.80 bölgesi önemli bir destek konumundaymış. O yüzden burada 2.90'lardan 2.92'den tepki gelmiş. 2.80'in altına düşüş olursa Petkim için daha derin bir düşüş gelme ihtimali olabilir. 3.35'li fiyatlardan sonra Petkim bu bölgeyi dip yapmış sayılabilir. Bu haftaki değerlendirmelerimiz bu şekilde. Kanalıma abone olmayı unutmayın. WhatsApp irtibatları için borsadabirinci.com adresinden form göndermeniz yeterli. Oradaki bilgileri doldurarak gönderirseniz WhatsApp için irtibat kurabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamlar, saygılar.